Değerli dostlar, Sualtı Gazetesi bültenine hoş geldiniz. Merhabalar Sibel Hanım, merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim, iyiyim, siz nasılsınız? İyi akşamlar diliyorum, şu anda canlı yayından arıyorum sizi. Harikasınız. Sağ olun, siz de öyle, siz de öyle. Sibel Hanım, ben biraz evvel sizi tanıtırken hem SG Kuşadası temsilcisi hem de TEMA yetkilisi, Kuşadası yetkilisi olarak tanıttım. Doğru mudur? TEMA hakkındaki title'ı doğru mu söyledim? Ben TEMA Vakfı Aydın Kuşadası Türkmen Mahalle Sorumlusuyum. Türkmen Mahalle Sorumlusu, evet, evet, evet hocam. Evet, Kuşadası ilçe sorumlumuz Nimet Deniz. Evet, çok güzel. Evet. Çalışmalara bir ekip halinde TEMA devam ediyor, öyle değil tabii mi hocam? Güzel Çamlı Mahalle sorumlumuz da var burada. Herkesin evet. Kendine göre ekipleri de var. O ekipleriyle birlikte hareket ne ediyor herkes. Güzel. Ortak çalışmalarımız da oluyor tabii. Evet. İlçe içerisinde ve il içerisinde, tabii ki Türkiye içinde de. Evet. Ekibimizi ne kadar çok tutarsak o kadar çok çocuğa dokunmuş, o kadar çok insana dokunmuş, doğaya katmış oluyoruz. Hocam siz çok yönlüsünüz. Aynı zamanda Akut'ta da görev alıyorsunuz. Öyle değil mi? Evet. Sevgili Tamaç. Ekip liderimiz. Evet. Kuşadası evet. Akut Kuşadası ekibindeyim. Ben de kurumsal iletişim sorumlusuyum. Çok güzel. Akut liderimiz Tamaç Baratoğlu. Evet. 50 kişilik bir ekibimiz var. Akut'ta da canları kurtarmak adına her can bizim için çok değerli. Evet. Sürekli eğitimlerimizi devam ettiriyoruz. Hocam, şeyi çok merak ediyorum. TEMA'nın gündeminde, sizin gündeminizde neler var? Ne yapıyorsunuz? Evet. Nasıl etkinlikler? Etkinlikleriniz nasıl gidiyor? Katılımlar nasıl? Bize biraz bilgi verebilir misiniz lütfen? Tabii ki. Şimdi ben önce çok minik bir şekilde TEMA Vakfı'nın evet. bir açılımını önce anlatmak istiyorum. TEMA, evet. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı. Evet. 11 Eylül 1992'de Hayrettin Karaca Toprak Dedemiz ve Nihat Gökyiğit Yaprak Dedemiz tarafından kurulan bir sivil toplum kurulu. Ülkemizde de yılda 743 milyon ton toprak erozyona uğradığı için ve bir santim toprak bin yılda oluştuğu için biz toprak yoksa hayat da yok diyerek evet. Temel değerlerimizde birçok kurumla işbirliği içerisindeyiz. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yapılan işbirliğinde protokolde okullarda anaokulu minik TEMA, ilkokul yavru TEMA, ortaokul TEMA, lise TEMA doğa eğitim programları yapmaktayız. İş Bankası ile Maksimum Kart projemiz var. Nesne Damat ile Gaziantep'te Fıstığınız Bol Olsun projemiz var. Fıstığın daha bol üretilmesi adına yapılan bir çalışma. Doğuş Çay ile Rize'de çayın daha verimli üretilmesi için Her Dem Toprak projemiz var. Bağparmak ile Arılar Varsa Yarınlar Var projemiz var. İlkokul 3'lere uyguladığımız. Evet. 2A ile Evimiz Dünya projemiz var. Burada da amaç sürdürülebilir bir yaşam için doğru tüketim alışkanlıkları konusunda çocuklara bir farkındalık kazandırmak amacımız. İzmir'de damla sakızı ağaçlarını korumak için tesis edilen Sakız Ağacı Klon Parkı projesi vardı. O tamamlandı. Türkiye'de iklim değişikliği platformu projemiz var. Tüm STK'ları bir araya toplamaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz günümüzde dünyada en büyük sorunumuz iklim değişikliği sorunu. Bunun dışında İstanbul'un geleceğini etkileyecek 3 proje var biliyorsunuz. 3. köprü, 3. havalimanı ve şimdi Kanal İstanbul. Bunun ekosistemi üçünün de çok ciddi zararlar vereceği dolayısıyla TEMA Vakfımız, genel merkezimiz bu 3 büyük projeyle ilgili
çok özel raporlar hazırlayıp sundular yetkililere. Bunun dışında Konya'da marjinal kurak alanların korunması için rasyonel fırsatlar yaratılması projesi var. Ve yine Milli Eğitim Bakanlığı ile yeni bir projemiz daha var. Okul Bahçem, Doğa Bahçem olsun projesi. Burada da amacımız permakültür ilkelerine esas alan doğa bahçelerinde toprak kesiti, kompost yapımı, atık ayrıştırma, yağmur suyu toplama, ağaçlandırma, çimleme, sebze alanı, toprak oyun havuzu, kuş evleri, çilek bahçesi gibi uygulamalarla anaokulu ve ilkokullarımıza toprak ve su ile buluşturmayı hedefliyoruz. Evet. Bunun yanında, vaktim var değil mi? Ben böyle tabii, bir lütfen. Hızla ele aldım mı? Evet. Söz konusu tema vakfı ve doğa olunca böyle kendimi tutamıyorum. Çünkü yaptığımız ve yapacağımız o kadar çok şey var ki. Evet. Çok büyük bir gönüllü ekibi var. 81 ilde, ilçelerde, mahallelerde. Evet. Genç temalarımız var. Çok ciddi bir ekip çalışıyor. Hem genel merkezde hem de sahada gönüllülerle birlikte. Gönüllülerle olmuş olması zaten işin en çok önemli boyutu. Evet. Şimdi bunun dışında bir de zaten paranızla alacağınız bazı ürünler var. Bunlarla doğaya katkı sağlayabiliyorsunuz. Bunları başka yerden alacağınıza Tema Vakfı'ndan alarak doğaya evet. katkıda bulunabilirsiniz. Bunlar neler? Nikah ürünleri, yeni doğan bebek ürünleri, özel gün kartları, çelenk ve peyzaj. Bunları temavakfı.org sayfasından herkes ulaşabilir. Özel gün kartları da çok güzel. Evet. İşte yılbaşı geliyor. Şimdi öğretmenler günü geçti. Evet. Onun dışında anneler günü, babalar günü, sevgililer günü, doğum günü gibi böyle birçok özel günde sevdiklerinize fidan bağışında bulunabileceğiniz ve sertifikasını hediye edebileceğiniz. İşte senin adına şurada şu kadar fidan bağışladım diye güzel bir belge hediye edebilirsiniz ve doğaya katkıda bulunabilirsiniz. Şu anda bizim yaklaşık 850 bin gönüllümüz var. 92'de iki arkadaş buna başlamışken şu anda muhteşem. 850 bine geldik. Ve amacımız bu yıl sonunda, Aralık sonunda da 1 milyon gönüllüyü hedefliyoruz. Onu da bulacağımızı düşünüyoruz. Herkesi Tema Vakfı'na gönüllü olmasını bekliyoruz. Değerli hocam, aynı zamanda haberlerinizle ve etkinlik duyurularınızla Sualtı Gazetesi'ne kendi köşenizden katılıyorsunuz. Gerçekten ben bu haberler için de size çok teşekkür ediyorum. Özellikle ben teşekkür çok ederim. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler. Gerçekten özellikle çocuklarla ilgili etkinliklere çok ağırlık veriyor Tema, yanılmıyorsam. Evet. Öyle değil mi? Evet. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol gereği okullarda her yaş grubuna farklı bir yıl boyunca süren baştan sene başında gönüllülüklerini aldığımız öğretmenlerimizle bir eğitim kitapçığımız ve materyallerimiz oluyor. Doğa eğitim posterleri, işte gözlem kutuları ve benzeri eğitim kitapçığı. Bunların içerisinden öğretmenlerimiz 10 tane etkinlik seçiyorlar. İstediklerini birlikte yapıyoruz. Çocuklara da böylece doğayı sevdirmiş oluyoruz. İşte ağaçların tanıtımı, yaprakların tanıtımı, ekosistem, biyoçeşitlilik, erozyon gibi birçok konuda öğrencilerimize bilgi vermeye çalışıyoruz. Değerli hocam, ellerinize, yüreklerinize sağlık. Gerçekten yaptığınız işlerin çok önemli olduğuna inanıyorum. Temaya, sizin nezdinizde Temaya ve 850 bin demiştiniz değil mi? Gönüllüye sonsuz teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Size de kolay gelsin. Sağ olun. Çalışmalarınızı yakından takip ediyorum. Sualtı Gazetesi olarak harika işler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel konulara değiniyorsunuz. Evet. Güzel bir ekibiniz var. Ben de sizi tebrik ediyorum ve sizinle birlikte olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Kolay gelsin diyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Değerli hocam, çok teşekkürler söylediğiniz güzel sözler için. Görüşmek üzere. Takipteyiz hocam. Tamam, takipteyiz. Görüşmek üzere. Görüşmek hoşça üzere. Kalın. Hoşça kalın. Doğayla kalın. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Bay bay.